Van Spor evinde Uşak Spor'u ağırladı ve Van maçtan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Başkanımız telefon hattımızda. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum sizlere. Teşekkürler başkanım. Nasılsınız? Sağ olun. Allah razı olsun. Şu anda stüdyoda emek veren misafirlerimize, sesimizi duyan herkese ben buradan hayırlı geceler diliyorum. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz başkanım. Tabii artık playoff potasına da girdiniz iyice. Takım da çok güzel gidiyor. İyi olmanızı anlıyorum diyeyim ve Gökalp Metin'e atayım topu. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk abim. Nasılsınız? Hamdolsun teşekkür ediyorum. Başkanım size nasılsınız diye soracağım. Kulüp olarak iyisiniz. Allah razı olsun. Yani maşallahınız var. Allah nazardan saklasın. Biz Ümit Bozkurt hocamızı burada konuk etmiştik. O zaman daha henüz çalışmıyordu. Oradan Van Spor'a gidince biz dedik ya biz çok uğurlu bir programız. Bize konuk olan hocamızı Van Spor'a gönderdik. Meğer bizim uğurumuz sadece hocayı göndermekte kalmıyor. Van Spor'a da uğurlu gelmişiz biz. 9 maçta 20 puan başkanım. Bir anlatır mısınız bize şu son 8-9 haftayı bir anlatır mısınız bize? Şimdi sizlerin de çok iyi bildiğiniz gibi Van Spor taraftarıyla, şehriyle büyük bir camia, birincilik yaşamış bir kulüp. Van Spor'un bugün playoff'ta değil de aslında liderlik koltuğunda olması gereken bir yerde olması gerekiyordu ama bizim kongre sürecinde yaşadığımız sıkıntılardan dolayı bizler yönetimi devir alırken liglerin başlamasına kalmış 20 gün. O süreçte biraz sıkıntılar falan yaşadık. Kamp sürecinde çoğu futbolcularımız kamp görmeden başlattılar. Ondan sonra biraz geriye dönük ilk haftalarda işte Adıyaman'a, Diyarbakır gibi takımlara puan verdik. Zeki Yılmaz hocamızla yollarımızı ayırdıktan sonra Ümit Bozkurt hocamla devam ettik yola. Kendilerinden Allah razı olsun. Hem uğur getirdi. Vesile olan kim varsa da buradan Allah razı olsun diyorum. Hem şans getirdi. Şunu da inkar etmemek lazım. Hem futbolcu kardeşlerimiz, hem hocamız, hem teknik kadromuz gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Bu Van camiasını en güzel nerelere getirebilirim diye. Ben buradan sizin aracınızla da ben kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Başkanım iyi akşamlar. Mustafa Özer ben. Nasılsın? Merhaba Mustafa Bey. Hayırlı akşamlar. Ben Van Spor'da 98-99'da Süper Lig'deyken oynadım. Gerçekten Van halkı, Van şehri Süper Lig'i hak ediyor. İnşallah sizin sayenizde de önce TFF 1. Lig'e ve Süper Lig'e çıkarsınız. Çok iyi gidiyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Başarılar diliyorum. Kalbim gönlüm sizinle. Allah razı olsun hocam. Şimdi Van Spor biliyorsunuz memleketin en uca bir yerlerinde. Bizler her kulübün yaşadığı sıkıntılar gibi bizim de yaşadığımız sıkıntılar var. Gerek hakemle gerek maddi anlamda bir savaşın içindeyiz. Bugün dışarı gittiğimiz her deplasmanda maalesef Van'a uçak bulamadığımız için bazen 2 gün, 3 gün oluyor otellerde kamp yapıyoruz. Bütün kullandığımız ulaşım konusunda hep uçaklarda konusunda aktarmalı uçuşlar yapıyoruz. Bunlar da bizleri ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. Ama her şeye rağmen inanıyorum ki bu Van camiası hak ettiği yerde olacaktır diye düşünüyorum ya. Başkanım, buyur Gökhan. Ya taraftarlardan gelen sorulardan birini aslında sormak istiyorum. En çok sorulan soru hani Batuhan evet. Karadeniz aslında meselesi. Sene başında evet. Van çok iyi bir kadro kurdu. Direkt ya şampiyonluk adayları. Gerçi hala adaysınız diyeyim ama hani kötü bir döneme girildi. Batuhan ayrıldı. Ardından tekrar yükselişe geçildi. Ya Van Spor sene başındaki hedefiyle şu anki hedefi aynı mı? Nasıl görüyorsunuz bu iki dönemi? Böyle sorayım. Şimdi bizler yönetimi devir alırken az önce dile de getirmiştim ben. Bizler yönetime geldikten kongre olduktan sonra liglerin başlamasına kalmış 20 gün. Kulübün maddi manevi olarak çok ciddi anlamda sıkıntıları vardı. Transfer tahtasında sıkıntı vardı. Zamanımız yoktu. İlk geldiğimiz gün nasıl dediysek o sene bu sene diye bir algı oluşturduk bu memlekette. Bizim hedefimizde, beklentilerimizde bir düşüşlük yoktur. Ben inanıyorum Van Spor bu sene hem taraftarıyla
hem camiasıyla birlik ve beraberlik içinde hak ettiği yerde olacaktır diye düşünüyorum ya. Başkanım, kolaylıklar diliyoruz size. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için. Hakkınızı helal edin. Biraz rahatsızım. Tedavi görüyorum. Ondan hiçbir şeyler olsun başkanım. Allah razı olsun sizlerden. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah önce Spor Toto 1. Lig'de sizin de karşı karşıya gene sohbetler ederiz. Süper Lig'de de sizi ağırlamaktan keyif duyarız. İnşallah başarılarınız bu derece yükselir. İyi akşamlar diliyorum. Tekrar ben çok teşekkür ediyorum. Duyarız. Allah razı olsun. Oradaki bütün sesimizi duyan konuklara da saygılar. Hayırlı geceler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geçmiş olsun tekrardan. Ya Van gerçekten Süper Lig'i hak ediyor. Ya vallahi çok güzel. Özel bir yer Van yani. Çok güzel değil mi? Bir yer. Ben orada bir sene oynadım. Çok dostlarımız da var. Van hakikaten yeri Süper Lig. Şimdi hocam bir sözünü kesmiş gibi oldum ama bir özel yere daha geçelim, Zonguldakspor. Bekliyorsun sabahdan beri galibiyeti. Şöyle bir koltuğumda bir rahatladı. Bugün ters ters patlayı diyecektim. Evet tam. Estağfurullah. O sana bakıyordu ters ters Zonguldak'a geçeceğiz sanırım ki Kalp abi bekliyor diye. Evet. Yok estağfurullah. Sonraki maçıma geçiyorum madem çok ısrar ettiniz.